B-Plus sunar. Line TV ekranlarından merhabalar. Yepyeni bir sürü manşet programıyla karşınızdayız. Sevgili izleyenler, bugün Bursa'da artık geleneksel hale gelmiş bir başka etkinliği konuşacağız. Bildiğiniz gibi Bursa'da her yıl son zamanlarda özellikle çok fazla etkinlik adını duyurmaya başladı. Çok fazla etkinliğe katılım sağlanmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Bursa'da Kastamonular Günü, Kastamonu Günleri daha doğrusu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek ve bu organizasyonun başlamasından birkaç gün önce Dernek Başkanı İsmail Tiftik'le organizasyonun bugünkü durumunu, neler yapılacağını kendisiyle konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi Kastamonu Günleri Bursa'da artık aşina olunan bir organizasyon haline geldi. Evet. Geleneksel hale geldi zaten, adından da anlaşılacağı evet. Üzere. İlk başladığınız zamanı önce bir konuşmak istiyorum. Kastamonular Derneği olarak yıllar önce bu işe başladınız. İlk zamanlarda neleri tecrübe ettiniz ve sonrasında bugünle kıyaslamanızı isteyeceğim. Öncelikle Line TV ailesine ve sevgili izleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Çok güzel bir soruyla başladınız. İlk bu işe başladığımız zaman çok olumsuz tepkilerle karşılaştık. Önce Kastamonu tarafında olumsuz tepkilerle karşılaştık. Çünkü Ankara Kastamonu Günleri yaklaşık bu sene 11.sini yapıyorlar. İstanbul evet. Kastamonu Günleri 8.sini yapıyor. Tabii Ankara'da bürokrat çok fazla. 200-300 bine yakın Kastamonu yaşıyor. İstanbul'da 1 milyon üzerinde Kastamonu yaşıyor. Sivaslardan sonra İstanbul'da ikinci nüfus. Evet. Bursa tabii nüfus oranına baktığımız zaman, diğer hemşeri derneklerin ve hemşeri nüfusuna baktığımız zaman Bursa'da Kastamonu'nun nüfusu az onlara nazaran. Dolayısıyla bize dediler ki siz kaç kişisiniz? Yapamazsınız, başaramazsınız. İnsanları toplayamazsınız. Bakın burada en önemli kriter şu. Bu iki açıdan bakmak lazım böyle bir etkinliğe. Yani hemşeri günü yapıyorsanız ilin ismi önemli değil. Kastamonu olur, başka bir ilin ismi olur. İki tane açı var. Bir, bağlı bulunduğunuz ili buraya getirebiliyorsanız başarıdır. Yani bağlı bulunduğunuz ilin vali, belediye başkanı, ticaret odası, üniversitesi, kent protokolü ve kent dinamiklerini siz Bursa'ya getirebiliyorsanız %50'si budur. İkincisi Bursa'yı toplayabilmeniz gerekiyor. Evet. Bursa'da 1 milyon kişi topladınız ama Kastamonu'dan kimse gelmedi. Başarısızlık. Aynı şekilde Kastamonu'yu buraya getirdiniz. Bursa'dan kimseyi toplayamadınız. Başarısızlık. Onun için bu soru çok sık soruluyor. Diğer hemşeri derneklerinden de tabii biz daha çok şu anda tecrübeli olduğumuz için. Bu soru çok sık soruluyor. Onun için teşekkür ediyorum sorduğunuz için. İki tarafı da çok iyi dengesini kurup organizasyonu çok iyi yapmak lazım. Çünkü bu iş gerçekten çocuk oyuncağı değil. Evet. Siz bir il günü yapıyorsunuz ve sorumluluklarınız var. Biz Kastamonu valinin adına yapıyoruz bunu. Yani bir şirket değiliz, ticari bir kuruluş değiliz. Kastamonu adına yaptığınız için Kastamonu'nun bütün dinamiklerini dengede tutmak zorundasınız. Onların gerçeklerini dengede tutmak zorundasınız. Dolayısıyla biz bunda birincisi Bursa'da biz bunu ilk başlatan hemşeri derneği olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii ki mütevaziz, şımarmıyoruz ama birincisi gerçekten çok zordu. Sorunuzun cevabına gelirsek gerek Bursa tarafında gerek Kastamonu tarafında tabii ki inananlarımız, destekleyicimiz vardı ama samimi söylüyorum tabii bugünle karşılaştırdığımız zaman çok zor şartlar altında başladık. Dediğim gibi inanmadılar, yapamazsın dediler, olmaz, başaramazsın dediler. Ama biz 2012'de birinciyi yaptığımızda 170 tane stand açmıştık burada. Bu da Bursa için bir rekordu. Hem bir il derneği olarak ilk defa böyle bir şey yapıyorsunuz, hemşeri derneği etkinliği yapıyorsunuz. Hem 170 tane stand açıyorsunuz ve 5 gün sürüyor. Evet. Dolayısıyla içi de, içeriğini biraz sonra konuşacağız. İçi de dolu dolu bir programdı. Çok büyük ses getirdi. Çok şükür. Şimdi tabii o zorlukları aştık. Şimdi daha rahatız, daha profesyoneliz. Organizasyon anlamında bir yıl sürüyor ama tabii ki çok büyük bir tecrübe. Dördüncü yapabiliyor olmak çok büyük bir tecrübe.
2012 yılında mı yapılmıştı? Birincisi 2012, ikincisi 2013, üçüncüsü 2014. Bu sene de dördüncüsünü gerçekleştireceğiz. Evet. Bu seneki peki programın genel hatlarını biraz konuşalım. Şimdi yine 5 günlük bir programla karşı karşıyayız. Evet. Evet. Stand sayısı aslında en zor olanı hakikaten o. Yani 170 tane standla başlamışsınız ilkine. Evet. Şimdi mesela kaç tane stand olacak ve 5 gün boyunca etkinlikler neler olacak sizden dinleyelim. Dediğiniz gibi birincisinde işte 5 gün sürmüştü. 170'e yakın stand açılmıştı. 2 ve 3'te de artı eksi o seviyede idi. Bizim tabii bu sene biraz farklı. Bu sene stand sayımız 190'a çıktı. Zaten şu anda salondan geliyorum ben de. Sabah biliyorsunuz bir basın toplantımız vardı. Oradan çıktık. Merinos Kültür Merkezi'ne gittik. Şu anda ekibimizin tamamı orada çalışıyor. Salona baktık. Şu anda hiç kimseye stand veremez duruma geldik. Yani Merinos'un fuar alanının bir kapasitesi var. Bir uzunluğu var. Şu anda istesek de bir stand kuramayız. Çünkü hem giriş var. Bizim ambiyansımız biraz farklı. Girişimizde ilk önce bizim halk kahramanımız Şerife Bacı'nın anıtı karşılıyor bizi. Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nda tabi İstanbul'dan silah sevkiyatı geliyor İnebolu Limanı'na bizim. İnebolu Limanı'ndan Ankara üzerinden Anadolu'ya dağıtılıyor ve Kurtuluş Savaşı o şekilde kazanılıyor. Şerife Bacı'mız tabi biz duygulanıyoruz onun adını andıkça. Kucağında bebeğiyle sırtında top mermisi taşıyor. Ve karda tipi de mermiler ıslanmasın diye çocuğunun, bebeğinin üzerindeki örtüleri alıp sırtındaki mermilerin üzerine örtebilen bir halk kahramanı. Ve donarak şehit oluyor. Dolayısıyla bizim her yıl etkinliklerde de bunu anıyoruz. Mekanı cennet olsun. Bizler Şerife Bacı'nın torunları olarak zaten bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Mekanlar cennet olsun. Anadolu'nun kurtuluşunda çok emekleri var. Evet. Dolayısıyla Merinos Fuar Alanı'nın ilk girişinde bizi gerçek boyutlarda Şerife Bacı anıtı var. Kucağında bebeğiyle, sırtında mermisiyle, arkasında Kaan arabası var. Yine top mermileri yüklü. Yaklaşık bir 10 metrelik bir anıtla karşılaşacaksınız. Ve Bursalı izleyicilerimize gelip onları izleme imkanı bulacaklar. Anıtın arkasında hemen ikinci olarak Kastamonu, gerçek boyutlarda bir Kastamonu konağı kuruyoruz. Evet. İki katlı ahşaptan özel olarak. Şu anda kamyonlar yola çıktı. Sabaha karşı Bursa'ya girecekler. Dolayısıyla daha girer girmez önce Şerife Bacı anıtıyla, daha sonra gerçek boyutlarda Kastamonu konağıyla içinde girip oturabileceğiniz, ikramlarda bulunabileceğimiz konak karşılıyor. Zaten Kastamonu'nun havasını teneffüs etmiş oluyoruz. Daha sonra standların yerleşimi geliyor ve en sonunda da sahnemiz kuruluyor. Dolayısıyla 190 standı biraz önce inceledik. Bundan sonra artık stand ekleyebileceğimiz yer yok. Yer olsa 200'ü de geçerdik çok şükür. Ama maalesef yer yok. 190'la sınırlandırdık. Evet. Peki standlarda vatandaşlar nelerle karşılaşacak? O standlar üzerinde neleri görecekler Kastamonu'ya dair? Şimdi bizim Kastamonu adına yaptığımız için çok büyük bir kısmı kamuya ait. İlk girdiğiniz zaman tabii Kastamonu Valiliğinden başlıyor standlar protokol sırasına göre. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanayi Odası, üniversitemiz, ilçe kaymakamlıkları, ilçe belediyeleri, Kastamonu mesela Otelciler Derneği, Şehitler Gaziler Derneği, Kanserle Savaş Derneği, Hayvanları Koruma Derneği, artı 8-10 tane yazarımız, şairimiz var. Yazarlarımız, şairlerimiz, ressamlarımız ve hattatlarımız var. Ayrıca el sanatlarımız var. Ahşap oymacılıkta tutun da takı tasarıma kadar el sanatlarımız var. En önemli sergilerimizden birisi dokuma. Dokuma deyince tabii hem Bursa hem Kastamonu aklımıza geliyor. Dokuma bir zamanlar Bursa'nın da en önde olduğu sektörlerden biriydi. Kastamonu ile Bursa'yı karşılaştırdığımız zaman dokuma her iki ilin de ortak paydası. Dolayısıyla el dokumaları, taş baskı, gerçek anlamda taş baskı yapılıyor. Boyalı kalıplar var. Bunlar örtülerin, bez parçaların üzerine basılarak kalıplarla taş baskı dediğimiz üretim yapılıyor. Dolayısıyla dokuma tezgahlarımız geliyor. Tabii bunun dışında yöresel gıdalar. Taş Köprü'nün sarımsağı, Tosya'nın pirinci, Azdava'nın balı, etli ekmeğimiz meşhur, var. Pastırmamız var meşhur.
Tabi bunlar yeni yeni öğreniliyor. Mesela etli ekmek Konya'nın zannediliyor. Evet. Ama etli ekmek aslında Kastamonu'dur. Ama Kastamonu şimdiye kadar tanıtımını yapamadığı için Konya'nın etli ekmeğine geçmiş. Anadolu'nun her yerinde etli ekmek vardır. Her yerinde kendine göre bir lezzeti vardır. Ama bizim özel fırında yapılır ve içi pişirilerek yapılır. Dolayısıyla ayrı bir lezzeti vardır. Pastırmada yine biz çok güçlüyüz. Mesela Kayseri pastırmasında veya diğer illerde üretilen pastırmalar makineyle kesilir fabrikasyon üretimde. Siz o pastırmayı makineyle kestiğiniz zaman damarları yanıyor. Ve o pastırmanın lezzeti kaçıyor. Dolayısıyla bizde elle kesilir, bıçakla. Eski usul. Dolayısıyla lezzet farkımız vardır. Siyez bulgurumuz var. Bulgurun atası dediğimiz 10 bin yıllık siyez bulguru sadece Kastamonu'da yetişir. Ve şu anda sevindirici bir durum. Siyez bulgurun yanında bir de çekmelbamız var meşhur. Sadece Kastamonu'da üretilen. Şu anda kent meydanına gidin. Çekmelba bayilerimiz var. Agroeş merkezinde siyez bulgurumuz var. Yani şu anda bayilikler açıldı. Esasında birazdan ben o konuya gelecektim ama sırası gelmişken söyleyeyim. Yani biz bu etkinliği niye yapıyoruz esasında? Yani konu birbiriyle bağlantılı. Evet, 190 stand var. Sorunuz üzerine şu anda standlarda gelen Bursalı hemşerilerimiz nelerle karşılaşacak? İşte dediğim gibi hem el sanatları, hem hediyelik eşya, hem yöresel gıdalar var. Ama diğer başka programlar var. Ona geçeceğiz. Ama öncelikle biz bunu niye yapıyoruz? Müsaade ederseniz ben ondan bahsedeyim. Lütfen, buyurun. Şimdi bakın, bu sonuç. Yani biz bir Kastamonu günleri yapıyoruz. Sonuçta ne elde edildi? Bizim bir sloganımız var. İki şehir tek yürek. İki şehrin markalarını buluşturuyoruz. Dolayısıyla şu anda Bursa'daki tüm otellerimiz dolmuş vaziyette. Kastamonu günleri için. Kastamonu günleri için. Yani isim vermiyorum, reklama girmesin, evet. Ama şu anda bütün lüks oteller dolu. Misafirhaneler dolu. Orta, yani fiyat anlamında orta seviyedeki oteller ve düşük seviyedeki oteller dolu. Bunlar 2-3 ay önceden rezerve yapıldı. İnanın yer bulmakta zorlanıyor şu anda herkes. Dolayısıyla Bursa'nın ekonomisine bir katma değer sağlıyoruz. Daha da net söyleyeyim, biz Bursa'ya bir para kazandırıyoruz. Evet. Otellerimiz dolu, konaklamadan bir gelir elde ediyor Bursa. Lokantalarımız bu bir hafta boyunca gelir elde edecek. Tarihi turistik yerlerimiz, inanç turizmi dediğimiz bir sürü dini gezilebilecek yerlerimiz var. Bunlar turlar yapılıyor gelen şehir dışından ziyaretçiler tarafından. Dolayısıyla biz Bursa ekonomisine katma değer sağlıyoruz. Aynı şekilde Kastamonu ekonomisine de bir katma değer sağlıyoruz. Kastamonu'dan ürünler getiriliyor, burada satılıyor ve Kastamonu bir para kazanıyor. Evet. Dönüşüm olarak yaz aylarında geçen yıl 4-5 otobüs konaklamalı tur yapıldı Bursa'dan Kastamonu'ya. Bu yıl bunu arttırarak devam ettireceğiz. Yani sadece bir dernek gecesi, şölen gece şekli değil. Ben her defasında altını çiziyorum. Bu bir festivaldir. Bu bir şenliktir ve ulusal bazdadır. Biraz sonra programın içine geçtiğimiz zaman göreceğiz. Sıradan bir dernek faaliyeti olarak görmemek lazım. Her iki şehir ekonomik anlamda canlanıyor. Bakın şöyle düşünün. Bir yıl içinde 10 tane dernek veya federasyon bizim yaptığımız etkinliğin aynısını yapsa. Bursa'nın ne kadar bir para kazanacağını düşünün. Evet. Şimdi hep konuşuyoruz ya, Bursa'ya turist gelsin. Bursa turizmden bir kazanç elde etsin. Ben burada Bursa Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediye başkanlarımız teşekkür ediyorum. İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne tabii ki bizleri destekliyorlar bu konuda ama onlar da yeni yeni görmeye başladılar. Yani turistin önemini. Yani Kastamonu günleri sayesinde, bakın Fuat Bey, İzmir'den bir otobüs, Tekirdağ, Çorlu, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Balıkesir, Yalova, Kastamonu, Ankara'dan birer otobüs geliyor. 24 Nisan Cuma günü açılışa. Şimdi ben bunu Kastamonu Federasyonu olarak tek başıma başarıyorum. Benim gibi 10 tane 20 tane daha dernek yapsın. Başka sivil toplum örgütleri yapsın. Bursa para kazansın. Evet. Yani ben herkesin bu konuda dikkatini çekmek istiyorum. Bizim yaptığımız etkinliğin en büyük temeli Bursa'ya turist ve para kazandırmak. Evet. Bu soruyu normalde ben programın içeriğinden sonra soracaktım. Siz yeri geldi, cevap verdiniz. O zaman ben de bu soruyla bağlantılı, bu cevapla bağlantılı diğer sorumu sorayım. Buyurun. Bu konunun ilerleyen yıllarda daha kurumsallaşması adına, daha fazla kazanç sağlaması adına gerek sosyal manada gerekse ekonomik manada
Bir hedef koydunuz mu kendinize? Nereye ulaşabileceğini düşünüyorsunuz? Evet, şimdi tabii biz hemşeri dernekleri ve sivil toplum örgütleriyle Bursa'da çok iç içeyiz. Hı hı. Birincisi Bursa çok şanslı bu konuda. Çünkü huzurun şehri Bursa. Yani hem 5000'e yakın sivil toplum örgütü olacak, dernek olacak, hem de büyük problemler çıkmayacak. Çok şükür Bursa adına bu konuda şanslıyız. Çok iyi ilişkilerimiz var ve işbirliğimiz var. Dolayısıyla şimdi bu tecrübede tabii çok küçük bir tecrübe değil. 4 yıl boyunca bunu yapmak çok büyük bir organizasyon tecrübesi kazandırdı bize. Hı hı. Biz arkadaşlarımızla diğer sivil toplum örgütleriyle oturup konuşuyoruz. Nasip olursa tabii bunun çok daha büyüğünü bütün illeri içine alacak. Hı hı. 81 il artı Balkanlar artı Kafkasların içine alacağı büyük bir organizasyon. Ya sonbaharda ya ilkbaharda bunu beraber yapacağız. Dolayısıyla sadece Kastamonu olmayacak. Bütün Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar hatta Kıbrıs'ı da içine alacak şekilde çok büyük bir organizasyonun peşindeyiz. Zaten biz bunun küçük bir modelini başarmış durumdayız. Anadolu Arastası projesi var biliyorsunuz. Nilüfer Belediyesi 170 dönüm arazi hemşeri derneklerine tahsis etti. Biz hemşeri dernekli olarak birleştik ve bir kooperatif kurduk. Anadolu Arastası Kooperatifi. Bu kooperatifin üyeleri Bursa'daki il hemşeri dernekleri. Yani her ilden bir dernek veya federasyon artı Balkanlar var, artı Kafkaslar var ve artı Kıbrıs var. Dolayısıyla şu anda bu yapı devam ediyor. Sanıyorum 2 yıl içinde altyapısı bitti. Binalar yükselmeye başlayacak Nisan-Mayıs ayından itibaren. Zaten burada bu Anadolu Arastası projesi bittiği zaman bütün hemşeri dernekleri içinde barındıracak. Yöresel yemekler, gıdalar sergilenecek, el sanatları, halk oyunları sergilenecek. Birlikte bir yaşam alanı başlayacak. Ve dünyada eşi benzeri olmayan bir proje. Dolayısıyla biz bunun bir kısmını zaten başarmış durumdayız. Sizin sorunuza gelince, dediğim gibi sonbaharda veya ilkbaharda biz bunun bütün illeri kapsayacak şekilde bir hedef koyduk. Ve bunu inşallah gerçekleştireceğiz. O zaman sesimiz çok daha gür, tüm Türkiye çapında çıkacak. Ve bir işbirliğine gideceğiz. Bunu gerçekleştireceğiz. Bunu kimle yapacaksınız peki? Çünkü hani 81 il deyince sadece Bursa Kastamonular Derneği'nin yapabileceği bir şey değil bu. Diğer... Her ilin temsilcileriyle. Her ilde bir dernek federasyon muhatabı alacağız. Evet. Ve bunlarla beraber yapacağız. Görüşmelerimizi yaptık. Şu anda herkes bunu istiyor. Çünkü görülüyor. Başarılı bir organizasyon bunlar. Dolayısıyla biz 4. yapıyoruz. Biraz önce de bahsetmiştim. İlk 3'ünde herkes mesafeli bakmıştı. Ama şimdi ne kadar bir önemli bir etkinlik, ne kadar başarılı ve ulusal bazda bir etkinliğe çıktık. Herkesin dikkatini çekti ve herkes istiyor burada. Ama her il bunu yapabilecek durumda değil tabii doğal olarak. Tecrübe evet. olarak da değil, nüfus olarak da değil, maddi olarak da güçlü değil. Ha biz hem nüfus hem maddi olarak çok güçsüzüz Bursa bazında, Kastamonu olarak. Ama bizim organizasyonumuz mükemmel. Kastamonu'dan gelen destek mükemmel. Kastamonu'nun buraya gelmesi üst seviyede. Bakın şimdi Kastamonu valimiz, belediye başkanımız, 19 tane ilçemizin kaymakamı, belediye başkanı, üniversitemiz, ticaret odamız, esnaf odamız, bütün kent dinamikleri, kent protokolü olduğu gibi geliyorlar. Dolayısıyla biz bu gelen diğer zayıf il dediğimiz, organizasyon anlamında veya nüfus ve madde anlamında zayıf dediğimiz diğer illerin açığını kapatarak biz bunu destekleriz. Evet. Bir nevi burada öncülük de etmiş olacaksınız. Hem bu tecrübe aktarımını sağlayacaksınız. Hem evet. de o işbirliğinde bu tecrübenizi ortaya koyarak daha kapsayıcı, daha geniş bir şey ortaya Tabii. çıkacak diyorsunuz. Ya biz tecrübemizi zaten saklamıyoruz. Dediğim gibi biz bütün sivil toplum örgütleriyle çok iç içeyiz. Mutluluk verici bir olay. Bizden ne zaman bir fikir sorulursa ya da tecrübe paylaşımı istenirse biz onu yapıyoruz. Sanıyorum biraz sonra konusu da açılacak. Daha önce işte Bildefin'de organizasyonu yapıldı. Biz bir emriniz var mı dedik, gittik, sorduk. Evet. Tecrübemizden faydalanmak isteyene tecrübemizi açarız. Dolayısıyla hangi hemşeri derneğinin ne ihtiyacı varsa onlar da bana aynı şekilde yardımcı oldular. Ben de onlara aynı şekilde yardımcı olurum. Tabii 4 yıl bu işi yapmak kolay bir iş değil. Dediğiniz gibi tecrübemiz var. Kim kullanmak, faydalanmak istiyorsa ben Bursalı sivil toplum örgütlerinin her zaman emrinde olurum bu konuda. Anadolu günleri konusunda peki biz hani tecrübemizi sizlere anlatmak için açığız dendiğinde nasıl bir diyalog oldu? Çünkü diyaloğunuzun olduğunu ve aranızın iyi olduğunu evet. söylemiştiniz. Evet.
Anadolu Günleri konusunda sizin de bir desteğiniz, bir şeyiniz oldu mu? Benim organizasyon anlamında bir desteğim olmadı. Çünkü onlar 32 dernekten oluşuyordu. Zaten onlar bir federasyon, ben de bir federasyonum. Evet. Onlar kendi aralarında organizasyonu yaptılar, kendi başlarına yaptılar. Yani benim çok da büyük bir katkım olmadı ama önemli olan burada benim gidip onlara benim size bir katkım olabilir mi diye benim teklif etmem. Hı hı. Yani bu da bizim sivil toplum örgütleri arasındaki muhabbeti gösteriyor. Evet. Ama çok da içinde olmadık. Çünkü kendileri bu işi gayet güzel yaptılar. Tebrik ediyorum kendilerini. Anadolu Günleri'nin başlamasından epey önce, zannedersem bir ay kadar önce BİLDEF yöneticilerini burada ağırlamıştık. Orada ben kendilerine şöyle bir temennide bulunmuştum. Hani dernekler hep ayrı ayrı organizasyon yaparlar. Ayrı ayrı organizasyon yapmaları normal ama o tecrübe aktarma hadisesi çok değerli bir şey. Evet. Çünkü biz bu programda neyi konuşursak konuşalım, istisnası yok bunların. Eğitimi de konuşalım, sağlığı da konuşalım. Her şeyde karşımıza şu çıkıyor. Türkiye'de bir bilgi aktarımı, tecrübe aktarımı konusunda eksiklik var. En azından şunu söylemiştim, temenni etmiştim. Size de aynı temennide bulunuyorum. Tecrübeleri aktardığımız zaman hem sizin yapacağınız iş hem de diğer derneklerin yapacağı işler daha böyle coşkulu, daha güzel olacağına inanıyorum. Dileriz bundan sonraki zamanlarda bu olur ki zaten bunda sinyalini verdiniz. Evet. Sonbaharda veya önümüzdeki baharda daha büyük bir şey yapacağız. Bütün illeri kapsayacak güç birliği diye. Çok önemli. Tecrübe birleştirmesi çok önemli. Klasik tabii sözlere girmeyeceğim ama hani bir elin nesi var, iki elin sesi var. Çok klasik bir söz ama biz bunu Bursa'da yapabilecek güçteyiz. Diğer illerde biraz zor ama bunu zaten yapıyoruz. Mesela bir kız kaçırma olayı oluyor. Örnek vereyim size. Birisi falanca ilden, öbürü falanca ilden. Problemler çıkıyor, çatışmalar çıkıyor. Bazen silahlar konuşuyor. Ama iki derneğin mensup oldukları il derneklerini bir araya getiriyoruz. Olaya çözüm bulabiliyoruz. Bakın çok önemli bir olay bu. Evet. Yani onun için Bursa'da şanslıyız demek istedim biraz önce. Bu toplumsal olayların ve huzuru sağlamada hemşeri derneklerin rolü çok büyük. Ve bizde de bu yeni yeni anlaşılıyor esasında. Bakın bugün Avrupa'da veya dünyanın herhangi bir ülkesinde size sorarlar. Kaç tane sivil toplum örgütüne üyesiniz diye. Eğer 8'den aşağı bir üyeniz varsa asosyal diye sizi tanımlarlar. Özellikle Avrupa'da. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri deyince eskiden terörist misin derlerdi. Hatırlayın bir 10 yıl önce, 20 yıl önce. Ama şimdi sivil toplum örgütleri artık çok daha etkin rol oynuyor. Valiliğimiz mesela bir iftar veriyor ya da bir yemek yapıyor, bir protokol düzenliyor, bir etkinlik düzenliyor. Burada sivil toplum örgütlerine yer veriliyor. Evet. Dolayısıyla birinci şansı o Bursa'nın. İkincisi de eskisi gibi sivil toplum örgütlerinin üzerine kötü bir izlenim vardı. İşte siyaseten kullanılıyor. Sivil toplum örgütleri başkanları ve yöneticileri basamak olarak kullanıyor. İşte sivil toplum örgütü kurulup buradan siyasete atılma düşünüyor gibi. Bursa'da bu pek gerçekleşmedi son 10-15 yıldır. Dolayısıyla bu da kalktı. Sivil toplum örgütleri sadece ve sadece etkinlik peşinde koşmaya başladı. Kültür peşinde koşmaya başladı. Kendi illerinin tanıtımı peşinde koşmaya başladı. Ve şimdi taşlar yerine oturdu. Peki. Devam edelim isterseniz. Evet. Kastamonu günlerindeki etkinliğin detaylarıyla. Şimdi şunu konuştuk. Şeye girdiğimiz zaman Merinos Kültür Merkezi'ne, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne girdiğimiz zaman neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Önce İstiklal Savaşı kahramanı Şerife Bacı ile karşılaşacağız. Evet. Ardından Kastamonu eviyle ve standlarla. Peki etkinlik olarak neler olacak, neler çıkacak karşımıza? Şimdi en zor kısmı bu zaten. Yani standları kurarsınız, içine gelip yerleşirler. Herkes işini görür. Herkes işini yapar. Yani mesela değişik Merinos'ta da fuarlar oluyor biliyorsunuz. İşte sevgililer günü, anneler günü, yılbaşı hediye eşyası falan. Burada gördüğünüz konsept nedir? Standlar açılır, satışlar yapılır, sergilenir, tanıtım yapılır, kapanır. Ama bizde öyle değil. Şimdi program beraber inceleyecek olursak bir kere açılışı biz tabii hava şartları uygun olduğu müddetçe şimdiye kadar çok şükür bir şey olmadı. Hep Merinos'un AKKM'nin önünde yaparız biz. Oraya geldiğinizde karşılaşacağınız manzara bir tarafınızda mehter takımı vardır. Merdivenlere dizilmiş bir şekilde. Bir tarafta bandomuz vardır. Önce bando ve mehter takımımızın gösterisini izleriz biz. Ve Kastamonu'dan özellikle Tosya Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Tosya Belediye Başkanımız Kazım Şahin'e. Sepetçioğlu Halk Oyunları ekibi geliyor. Halk Oyunları ekibi, bando, mehter gösterileri var.
Ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi geliyor. Orada da Kastamonu Halk Eğitim Merkezi müdürümüze teşekkür ediyoruz ve Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nin buraya gelmesinde çok önemli rol oynayan Kastamonu Belediye Başkanımız Tahsin Babaş Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Dolayısıyla mehter takımı, bando, halk oyunlarıyla beraber bir gösterimiz var. Evet. Protokolü de orada ağırlıyoruz. Daha sonra saygı duruşu, istiklal marşından sonra protokol konuşmaları oluyor. Kurdele kesimi ve Merinos'un içine giriş. Evet. Şimdi bu Merinos'un ta kapısından içeri girer girmez başka bir sürpriz karşılayacak konuklarımızı. Biz Bursa Kastamonular Derneği olarak ilk kurulmuştuk. Hı hı. Ve Nisan ayında kurulmuştuk. Dolayısıyla her yıl Bursa Kastamonular Derneği'nin kuruluş yıl dönümünü biz bu Bursa Kastamonu Günü'nün içinde kutluyoruz. Evet. Kapıdan girdiğimiz zaman kurdele kesiminden sonra sizi bir yaş basta karşılayacak. Derneğin kuruluş yıl dönümüyle. 6. kuruluş yıl dönümümüz Bursa Kastamonu Derneği. Pasta kesim töreni var. O da gerçekleştikten sonra ikramlarımızdan bittikten sonra standların gezilmesi başlıyor. Ya zaten bu 1-1,5 saat sürüyor bütün protokolün katılımıyla. Valilerimiz, evet. Belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz. İki bakanımızla görüştük. Sayın Bülent Arınç'la ve Müezzinoğlu Sağlık Bakanımızla. Gelmeye çalışacaklar ama şöyle bir problem var. Biz tabii bu Merinos'un salonun tahsisini biz yaklaşık bir yıl önceden planlıyoruz. Hı hı. Ama 24 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bütün ülke başkanları, devlet başkanlarının katılımıyla Çanakkale'de bir program, evet, var. Hı hı. Dolayısıyla 24-25 Nisan'da böyle bir problem var. Yani size de soru bırakmadım herhalde. Ben siz sormadan yok, cevaplıyorum. Bakan seviyesinde bir katılım olacak mı diye sorarsanız iki bakanımız, tabii biz bütün bakanlarımızı davet ettik. Hı hı. Faruk Çelik bakanımızı da davet ettik. Cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı, meclis başkanımızı da davet ettik ama şu an için bir net bir isim yok. Dolayısıyla olursa da işte bakan seviyesinde birisi olursa sayın bakanımızla artı protokolle beraber bütün standları geziyoruz. Saat 17'ye geldiğimiz zaman 24 Nisan'da, evet, açılışı yapıyoruz. 24 Nisan Cuma günü saat 17'de açılışımızın ilk gününde Kastamonu Halk Eğitim Merkezi'nde 50 kişilik bir ekip geliyor. İçinde hem halk oyunları var hem de yöresel kıyafetlerden oluşan bir defilemiz var. Hı hı. İşte bu ilk başta sorduğunuz soru cevaplarından biri. Bu sene bir takım yenilikler yaptık biz. Organizasyon tecrübemizin, hı hı, çoğalmasıyla birlikte. Daha önceki yıllarda olmayan bir etkinlik bu. Evet. Defilemiz var 17'de ve sanıyorum bütün Bursalılar hayranlıkla izleyecektir. 17'den 18'e kadar defilemiz var. 18'de Türk Sanat Müziği konserimiz var. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü'nün Türk Sanat Müziği bölümü, hı hı, sanatçılarımızla beraber Türk Sanat Müziği konserimiz var. Saat 19'a geldiğimizde yine bu yıl yeniliklerimizden biri, artılarımızdan biri. Sayın Ahmet Selçuk İlkan, hı hı, şiir dinletisi var. Büyük üstad, ayrılıkların şairi. Evet. Kendisine buradan selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ve şu anda bizi izliyorlar. Biraz önce telefonla görüştük. Kendisi de sizlere ve Bursa halkına selamlarını iletti. Hı hı. Dolayısıyla Ahmet Selçuk İlkan konseri ve şiir dinletisi var. Aynı anda, aynı sahnede Pınar Dilşeker hanımefendi geliyor. Yine bu da bizim yeniliklerimizden birisi. Hı hı. Hem Ahmet Selçuk İlkan hem Pınar Dilşeker aynı sahnede sunumlarını yapacaklar. Hem şiir dinletisi hem konserlerini verecekler. Ama aynı zamanda karşılıklı düetleri var. Hı hı. Onun için Bursa halkının merakla beklediği bir konser. Evet. 19'da da bu konserimiz var. Dolayısıyla zaten 20-21'e kadar sürer bu. Zaten sabah 10, akşam 10 açılış ve kapanış saatlerimiz. İlk gün dolu dolu geçecek anlaşılan. İlk gün çok özellikle ilk gün biraz yoğun yaptık. Çünkü, hı hı, günübirlik de şehir dışından gelen konuklarımız olacağı için ilk günde biraz yoğunluk var. Bu arada antiparantez, sizin vasıtanızda değerli Bursalılara ben bir konuyu hatırlatmak istiyorum. Gerek bu birinci gündeki defile ve konserlerimiz, gerek biraz sonra sayacağımız 5 gün boyunca giriş saatimiz 10, hı-hı, kapanış saatimiz 10 ama en önemlisi bütün etkinliklerimiz ücretsizdir. Evet. Merinos AKKM fuar alanına girişte herhangi bir ücret alınmayacaktır. Hı-hı. Dolayısıyla doya doya bütün etkinliklerimizi takip edebileceklerdir Bursa halkı. Evet. İkinci güne geldiğimiz zaman yine bizim için çok önemli bir gün. 25 Nisan Cumartesi saat 11'de
turizm panelimiz var. Hı hı. Her yıl düzenliyoruz ve gerçekten geri dönüşümleri gayet güzel oluyor. Her iki ilin vali yardımcıları. Kastamonu Belediye Başkanımız Tahsin Babaş, Profesör Doktor Ahmet Maranki, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Turizm Konseyi Başkanı Hasan Eker. Hı hı. Konuşmacılar arasında yer alıyorlar. Moderatörlüğünü Esat Kaplan'ın yaptığı bir turizm paneli. Her ikilinin turizmde nasıl işbirliği yapılır? Turizm işbirliğini arttırma istişare toplantısı diyorum ben buna. Dolayısıyla çok da faydalarını gördük. Birbirinden tecrübe aktarımı oluyor. Bursa tabii ki bu konuda Kastamonu'dan çok daha tecrübeli. Hem nüfus anlamında, hem ekonomi anlamında, hem turizm anlamında. Evet. Mutlaka Kastamonu'nun da bir alacağı buradan tecrübeler vardır. Bursa'nın da Kastamonu'dan alacağı tecrübeler vardır. Dolayısıyla karşılıklı işbirliğini arttırma istişare toplantısı bizim için çok önemli. Saat 11'de, saat 12'ye geldiğimizde başka çok önemli bir etkinlik, medya ödül törenimiz var. Hı hı. Her yıl kurumsal bazda hem bu etkinliğimize destek veren medya kuruluşlarına teşekkür etmek anlamında bir takım ödüller de takdiminde bulunuyoruz. Hem de basının bu işi, tabii sesimizi duyurmamız da çok önemli. Basın olmazsa bu etkinliğimizin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla çok değerli yerel ve ulusal basında bir araya geliyoruz saat 12'de. Hı hı. Saat 2'de, 14'te, aslında biz bunu 15-17 demiştik ama Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin paneli var. Hı hı. 25 Nisan Cumartesi günü saat 14'te. Sağlıklı yaşam, sağlıklı düşün, sağlıklı yaşa konsepti içinde Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin paneli var. Biliyorsunuz kendisinin bir de lakabı var, bitkilerin efendisi diye. Evet. Şu anda kendisi de bizi seyrediyor. Onun da selamları var. Çünkü bu programı biliyorlar, buraya geleceğimizi. Onların da selam ve saygıları var. Hı hı. Her zaman çok fazla ilgi görüyor Ahmet Maranki Hoca'nın paneli bizde. 3 yıldır katılıyor sağ olsun. Evet. Hem stand açıyor, hem panele katılıyor panelist olarak. Dolayısıyla Bursalılar çok faydalanacağını düşünüyorum. 18'e geldiğimiz zaman ikinci gün, hı hı, bu sefer de Türk Halk Müziği konseri. Birinci gün Türk Sanat Müziği konseri vardı. Yine Bursa Büyükşehir Belediye'mizin Orkestra Şube Müdürlüğü'ne bağlı Türk Halk Müziği korosu sanatçılarından oluşan, saz heyetinden oluşan, hı hı, sanat müziği konserimiz var. Üçüncü güne geldiğimiz zaman, üçüncü günde bizim sertifika törenimiz var saat 12'de. Her yıl klasik olarak düzenliyoruz bunu. Bütün katılımcılara sertifika veriyoruz. Katılımcılar derken? Stand bazında. Stand katılımcılar. Stand katılımcılar olarak. Şehir içinden gelen, şehir dışından gelen. Bütün standları tek tek dolaşıyoruz. Hı hı. Katılımdan dolayı teşekkür ediyoruz ve sertifikalarını, belgelerini veriyoruz. Bu çok güzel bir ambiyans oluyor karşılıklı ilişki anlamında. Ayrıca bizim şimdi çok fazla sayıda yazar, şair, ressamımız var demiştim biraz önceki konuşmamda. Dolayısıyla pazar günü bizim bütün yazarlarımızın imza günleri. Hı hı. Herkes kendi standında. Zaten 5 gün boyunca kalıyor bu programda gördüğünüz yazarlarımız. Ahmet Maranki var, Esat Kaplan, Ufuk Acar, İhsan Sönmez, Saffet Sarıkaya, Hidayet Günsel, Nail Küçük gibi yazarlarımız var. Ve bunların hepsi stand sahibi orada. Zaten 5 gün orada ama pazar günü imza günü adı altında okurlarıyla buluşuyorlar. Gördüğünüz gibi programın içeriği hem entelektüel hem sosyal, hı hı, mesajlar anlamında çok güçlü. Bu imza günleri de bizim olmazsa olmazlarımız. Akşam saatlerinde saat 4 ve 5 arası bizim Tosta Belediye'miz, tekrar teşekkür ediyorum Belediye Başkanımız Kazım Şahin'e. 40-50 kişilik bir ekiple geliyorlar sadece Tosta ilçemizden. Tosta Musiki Derneğimiz var. İçerisinde 4-5 tane sanatçı ve ondan sonra saz heyetinin olduğu hem Musiki Derneği var hem halk oyunları var. Tosta Belediyesi'nin bu iki grubu da 5 gün boyunca etkinliklerde bulunuyor ama programda, hı hı, özellikle 26 Nisan pazar günü biz saat 16'ya ve 17'ye konser koyduk. Hem halk oyunları ekibi, hı hı, hem musiki derneğinin. Yine 18'e geldiğimiz gün, zaman 3. gün, bu sefer de Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nın konseri var. Bursa'dan yine, bu sefer de. Bursa'dan. Hı hı. İnanılmaz renkli sahnelere, görüntülere yer veriliyor burada. Hatta geçen sürpriz yaptılar. Çok teşekkür ediyorum Yavuz Özbıçakçı, Çalgıcı Mektebi'nin bölüm, hı hı, başkanı. Dansçılarını da getirdiler. Yani bir taraftan konser sanatçılarıyla, bir taraftan dansçılarıyla
Çok renklendi. İnanılmaz şekilde beğeni kazandı. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Üçüncü gün tamamladıktan sonra dördüncü ve beşinci gün programı tabii biraz hafifletiyoruz. Evet. Hafta içi olacak bir de pazartesi salı. Pazartesi salı mesai saatlerine düşünerek. Akşam saatlerinde iki gün boyunca tabii ki orada çok fazla etkinlik yine var. Yine bu saydığımız yazarlarımız, şairlerimiz, ressamlarımız, standlarımızda hepsi yer almaya devam edecek ama özellikle Tosta Belediyesi'nin Musiki Derneği ve Halk Oyunları ekibi de 27'sinde ve 28'inde de devam edecek. Toplamda baktığımız zaman zaten belki ben konuşurken yoruluyorum, siz dinlerken yoruluyorsunuz. Evet. Yani programın içerisi çok dolu doludur. Zaten bir organizasyon veya fuar düzenlediğiniz zaman önce insanlar içeriğini sorar. Yani içeriğine baktığımız zaman başarı burada. Yani hem Kastamonu'yu buraya getireceksiniz, hem Bursalıları toplayacaksınız, hem 190 stand açacaksınız ve ünlü sanatçıları gelecek, konserler, defile olacak, halk oyunları olacak, paneli, turizm paneli, medya ödül töreni olacak, imza günleri olacak. Bursalıların takdirine bırakıyorum bu organizasyonun çapını, içeriğini. Biz tabii yorulacağız belki, yoruluyoruz ama sanıyorum 28 akşamı 5 günlük etkinlik bittiğinde sanıyorum Bursalılar çok büyük bir mutlulukla ve beğeniyle ayrılacak diye düşünüyorum. Evet. Son sorumdan önce bir şey dikkatimi çekti. Organizasyonda mı sadece Tosya Belediyesi özel bir katkısı var yoksa diğer ilçelerden de bir şey olacak mı? Çünkü Tosya Belediyesi hem başta hem sonda arda arda görünce dikkatimi çekti. Evet. Şimdi bizim 19 ilçemiz var. Yüzdesel olarak çok büyük bir kısmı gelip stand açıyor zaten. Yani bütün ilçelerimiz hem kaymakamlık bazında hem belediye bazında stand açıyor. Ama her belediyenin nüfus oranı veya güçlü değil. Tosya en büyük ilçelerimizden birisi. Tosya ve Taşköprü en büyük iki ilçemiz mesela. Daha sonra Cide geliyor, devam ediyor. Tosya 50 kişilik ekiple gelmesinin sebebi hem çok büyük bir ilçe, en büyük ilçelerden biri. Üstelik Musiki Derneği var. Şimdi her ilçenin Musiki Derneği yok. Her ilçede halk oyunları ekibi de yok. Evet. Dolayısıyla o kadar çok güçlü geliyorlar ki. Onun için program 5 güne yayılmış vaziyette ve 5 gün boyunca burada kalıyorlar. Kolay iş değil. 50 kişilik bir ekibin konaklaması, yemesi, içmesi, gelmesi, kamyonlarla oturma grupları geliyor, görseller geliyor. Resim sergisi var mesela Tosya. 10 standla geliyor Tosya Belediyesi. Evet. Çok kolay işler değil. Diğer ilçelerimiz, örnekler vereyim. Taşköprü Kaymakamlığımız geliyor mesela. Sarımsağıyla ünlü. Mesela Sarımsak Güzeli var orada mankenimiz. 5 gün boyunca elinde sarımsakla bütün Bursalıları karşılayacaklar. Herkes gelip fotoğraf çektirecek. Çok güzel bir ambiyans. Evet. Taşköprü'de Pompei Polis tarihi kentimiz var. Bunun maketleri var. Onlar sergilenecek. İhsan Gazi'mizin Siyez Bulguru ünlü. Siyez Bulguru ikramı olacak. Azdavay'ın balı ikramı olacak. Bütün ilçelerimizin, şu anda atlamakta istemiyorum tek tek. Bütün ilçelerimizin, mesela Devrekhane Belediye'miz görsellerle geliyor. Bozkurt Belediye'miz görsellerle geliyor. İşte mesela bir tane ahşaptan bir kadın figürü yapmışlar Devrekhane Belediyesi. Önünde bir tane değirmen gibi bir şey dönüyor ve hamur açıyor otomatik. Ağaçtan yapılmış bu. Elektrikle çalışıyor. Sabahtan akşama da hamur açıyor. Bir tane figür var, erkek figürü. Devamlı şapka çıkarıyor size. Siz önüne geliyorsunuz, şapka çıkarıyor. Yani o kadar renkli görüntüler var ki. Mesela Kastamonu Valiliğimizin dokuma atölyeleri ve el sanatları geliyor. Burada canlı dokuma tezgahlarından üretim yapılıyor. Yine izleyicinin beğenisine sunuluyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde var mıdır bilmiyorum ama bizim ilk müze, Mimar Vedat Tek Şapka Müzesi var. Evet. Bütün Cumhuriyet tarihi boyunca 80-90 yıldır bütün şapkalar toplanmış. Şapka Müzemiz geliyor. Envai çeşit Türk sinemasının ünlü sanatçılarına ait şapkalar, siyasetçilere ait şapkalar. Bunlar sergileniyor. Peki. Son olarak süremizin sonuna geldik. Evet. Bütün bunları canlı görebilecekler için tüm Bursalılara çağrınızı tekrar yineleyin isterseniz ve programı öyle kapatalım. Evet. Buyurun. Valla etli ekmeğimizi yemek için, siyez bulgurumuzu tatmalar için, çekmelvemiz, pastırmamız, balımız,
Tosya'nın pirinci, Taşköprü'nün sarımsağı, bu tür gıdalar, yine pekmez, kuşburnu gibi özel ürünlerle yöresel gıdalarımızı tatmak istiyorlarsa, halk oyunları ekibini görmek istiyorlarsa, 50 kişilik halk eğitim merkezinin yöresel kıyafetlerinden oluşan defileyi görmek istiyorlarsa, Ahmet Selçuk İlkan üstadımızdan şiir dinletisi dinleyip muhteşem bir gece geçirmek istiyorlarsa, Pınar Dilşeker'in şarkılarıyla mest olmak istiyorlarsa, Profesör Doktor Ahmet Maranki'nin panelinde sağlıklı yaşamla ilgili bir takım bilgiler öğrenmek istiyorlarsa, dolu dolu bir 5 gün 24 Nisan Cuma günü saat 14.30'da Merinos Kültür Merkezi'nde açılışımızı bekliyoruz. Hı hı. Ve 24 Nisan 28 Nisan akşamına kadar 5 gün boyunca bütün Bursa halkını bekliyoruz. Girişler ve etkinliklerimiz tamamen ücretsizdir. Evet. Dolayısıyla sanıyorum 5. günün sonunda haklı olarak biz onların, Bursa halkının beğenisini göreceğimizi düşünüyorum. Peki. Hepsini davet ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için ve organizasyonda sizlere şimdiden tekrar başarılar diliyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizler olmasanız sesimizi duyuramayız. Bursa halkına sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz tekrar. Sevgili izleyenler, Sürmanşet'in sonuna geldik. Bugün Bursa Kastamonular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Tifti'yi konuk ettik. Dördüncüsü düzenlenecek. Bursa Kastamonu günlerinde neler var? Bunu konuştuk. Görünen o ki geçtiğimiz yıllardan çok daha renkli, çok daha canlı bir organizasyonla karşı karşıyayız. Sayın Tiftik tüm Bursalıları ücretsiz olan bütün bu etkinliklere beklediğini söyledi. Yarın yine aynı saatte bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. B Plus sundu.